Kentsel rant vergisi olarak adlandırılan, edinilmesinden 5 yıl sonra satılan gayrimenkullere sıfır vergi uygulaması kaldırılıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığı değişiklik hazırlıkları ile ilgili görüşünü aldığımız gayrimenkul danışmanı Zeliha Gündüz Şefkatlioğlu, Bodrum'da alım satımı yapılan gayrimenkullerin ağırlıklı olarak belediye raiç bedeli üzerinden beyan edildiğini ve bu bedel üzerinden %4'lük alım satım vergisi tahakkuk ettirildiğinin bilgisini verdi. Şefkatlioğlu, gayrimenkul değer artışı ve rantın oldukça yüksek olduğu Bodrum'da, eğer banka kredili satış veya şirketler üzerinde resmi gayrimenkul satışı yapılmıyorsa, gerçek değerlerin genelde beyan edilmediğini ve bireysel alım satımlarda belediye raiç değerleri üzerinden gösterildiğini, bunun da gerçek rakamın neredeyse 3'te veya 4'te 1'i oranında olduğunu ifade ederek, yasanın değişmesiyle birlikte bu anlayışın sıkıntı yaratacağını belirterek konuşmasına şöyle devam etti. Gerçek değeri neyse bunun gösterilmesini tavsiye ediyorum. %4'tür bunun vergisi, alım satım vergisi. Şimdi zaten hali hazırda var olan bir süre kapsamı vardı. 5 sene. Bu 5 sene içerisinde alınan, satılan mallardan gelir vergisi alınıyordu. Ve zaten vatandaşın birçoğunun bundan hala görüyorum ki haberi yok. Bu konuda biz uyarılarda bulunuyoruz ve programlarını, planlarını ona göre yapmaları hususunda elbette ki onları illegal yollara teşvik etmek anlamında söylemiyorum bunu. Konuyla ilgili hazırlanan yeni yasa tasarısının 21 Haziran'da onaylanmasının beklendiğine dikkat çeken Şefkatlioğlu konuşmasına şöyle devam etti. Şimdi yeni tasarıya göre ki hani kanunlaşmadığı için tasarı diyorum, 21 Haziran'da onaylanması bekleniyor. Bu artık süre kalkıyor. Bu ne doğuracak? Bu gayrimenkuldeki satışlara etki edeceğini düşünüyorum. Hani bizim satışlarımızda azalma olabilir. Gayrimenkul yatırımlarında bir kere daha düşünmeyi teşvik edebilir. Tabii ki en büyük etkisi bana göre, ki zaten devletin de bence beklediği buydu. Artık belediye raiç değerleri üzerinden değil, devletin istediği gerçek değeri üzerinden alım satım vergisi toplamak. Bütün mesele buydu. Çünkü zaten süresiz olsa dahi hani devletin vermiş olduğu formülde süreniz uzadıkça gelir vergisi oranınız azalacağı için hani bunu sizi bir ticaret yapıyor olarak görmüyor. Sadece kendi ihtiyaca yönelik bir alım satım olarak gördüğü için tabii ki 20 sene içerisinde, zaman zarfı içerisinde satılan malla 2 sene zaman zarfı içerisinde satılan mala aynı gelir vergisini istemeyecek. Ama satın alırken eğer gerçek değeri üzerinden düşük gösterilirse aradaki fark satarken büyüyeceği için bu tabii ki bir kar marjı olarak görülüp gelir vergisi dilimine girip ve sizin cebinizden daha çok para çıkacağı anlamına gelir. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündeminde olan 2016 eylem planında 21 Haziran'a kadar gelir ve kurumlar vergisi kanunlarını birleştiren ve kadük olan gelir vergisi kanun tasarısını yasalaştıracağına dair hüküm konuldu.